Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Zilzal suresini değerlendireceğiz. Yüce Rabbimiz burada şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ zülziletil ardu zilzâlehe, arz yani yeryüzü şiddetli bir sarsılışla sarsıldığında ve ahrecetil ardu efgâlehe ve arz içindeki ağırlıkları dışarı çıkardığında ve galel insanu malaha ve insan ne oluyor bu arza dediğinde yevme izin o gün tuhaddisu ahbaraha arz üzerinde olan bitenleri haberlerinin neler olduğunu insanlara söyler bi enne rabbeke evhaleha çünkü onun Rabbi yerin yeryüzünün Rabbi ona vahyetmiştir. Değerli izleyenlerim, Zilzal suresi, Türkçe'de zelzele olarak kullandığımız kelime aynı kökten gelir. Kıyametin büyük depreminden söz ediyor. Dünyada zaman zaman bazı depremler olur ve bu depremler genelde bölgeseldir. Bir bölgenin depremidir. Ama kıyamet dediğimiz dünyanın ölümü gerçekleştiğinde bu en büyük depremdir. Yeryüzünün tamamının çok şiddetli bir şekilde sarsılmasıdır. Dünyanın değişik yerlerinde değişik büyüklükte depremler oluyor. 4 şiddetinde, 5 şiddetinde, 7 şiddetinde gibi, 9-10 şiddetinde gibi büyük depremler meydana gelebiliyor. Yeryüzü en büyük depremini kıyamette yaşayacak ve kıyamet koptuğunda artık yeryüzünün tamamı dehşetli bir sarsılışla sarsılacak. Eskiden acaba kıyamet kopacak mı, kopmayacak mı? İlim adamları bunu genelde tartışmışlar. Dini kitaplar kıyamet kopacak diyor. Ama bilim adamlarının bir kısmı dünyayı daimi zannediyor ve bundan dolayı da kıyamete inanmıyorlar. Ancak artık günümüzde kıyamet kopacak mı, kopmayacak mı? Bunun tartışması pek yapılmıyor. Çünkü günümüz bilim adamları, fizikçiler kıyametin kopacağından asla şüpheleri yok. En azından şuna inanıyorlar. Gün gelecek, güneşin enerjisi bitecek. Güneşin enerjisinin bitmesi demek, yeryüzünde hayatın bitmesi demektir. Bunun dışında daha farklı kıyamet modelleri olabilir. Mesela dünyamız güneşin etrafında dönüyor. Güneş Samanyolu galaksisinde bir yıldız ve Samanyolu galaksisinde 200 milyardan fazla yıldızlar var. Bu kadar kalabalık olan, bu kadar büyük gök cisimlerinin olduğu bir galakside yaşıyoruz ve bütün kainatta da 100 milyardan daha fazla Samanyolu gibi yıldızlar topluluğu var, galaksiler var. Ucunu bucağını bulamadığımız, bilemediğimiz çok geniş bir alemde yaşıyoruz. İşte bu yıldızlardan herhangi birisi yörüngesinden çıksa bir başka yıldızla çarpışacak. O onunla, o onunla derken kainat çapında bir kıyamet gerçekleşmiş olacak. Hani domino taşlarının birisine hareket verildiğinde arda arda diğerleri de devriliyor. Veya bir tesbihin ipi kesildiğinde onun taneleri her biri bir tarafa dağılıp gidiyor. Kıyamet koptuğunda da işte herhangi bir yıldızın diğerine çarpması veya başka bir olay bunun neticesinde denge alemde görmüş olduğumuz denge kaybolacak. Bunun yerini kaos alacak Allah'ın emriyle, Allah'ın izniyle ve bunun neticesinde yıldızlar dağılıp gidecekler ve birbirlerine çarpacaklar ve bunun neticesinde dünyamızda herhangi bir gök cismiyle çarpışması veya başka bir şey olabilir. Bilemiyoruz o kısmını. Dünya çok şiddetli bir sarsılışla sarsılacak. Bu 7 şiddetinde bir depreme benzemez. 7 şiddetinde, 7,4 şiddetinde Marmara bölgesinde meydana gelen depremde ne kadar büyük bir dehşeti o kadar insan yaşamış oldu. Herkes yataklarından fırladı, sokaklara koştu. Kıyametin o büyük depremi ise dünyanın tamamını içine alacak çok büyük bir olay olacak.
Hac suresinde Allahu Teala bunu şöyle ifade ediyor. Ya eyyühennâsü ttegû rabbakum. Ey insanlar, Rabbinizden sakının, karşı gelmekten sakının. İnne zelzelete saati şeyün azim. Kıyametin depremi çok büyük bir şeydir. İşte o gün geldiğinde mesela anneler çocuklarına süt vermeyi unutacak. Ve hamile olanlar çocuklarını o heyecandan, o dehşetten çocuklarını dünyaya getirecekler. Ve o şekilde çok büyük bir dehşet yaşanmış olacak. Kur'an-ı Kerim Zilzal suresinde de bunu surenin ta başında ifade ediyor ve yeryüzünün çok şiddetli bir sarsılışla sarsılacağını haber veriyor. Peki o zaman ne olacak? Arz ağırlıklarını dışarıya çıkaracak. Yerin ağırlıkları, mesela yerin asıl ağırlığı insanlardır. İnsanlarla yeryüzü kıymet buluyor. Yerin asıl ağırlığı insanlar ve onlar kabirlerindeyken işte kabirlerde olanlar da dışarıya fırlayacak. Bu mana verilmiş. Bir başka mana ise yerin altındaki hazineler fırlayacak. Yerin altında o kadar madenler var, o kadar kıymetli şeyler var. İnsanlar bundan dolayı birbirlerini adeta yiyorlardı. Birbirleriyle savaş yapıyorlardı. Kıyamet koptuğunda belki altınlar, daha diğer madenler böyle dışarıya fırladığında, fışkırdığında insanlar onlara dönüp bakmayacaklar. Çünkü herkes kendi canının derdinde olacak. Ve insan o zaman şaşkınlıkla diyecek ki وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا. Yani bu arza ne oluyor? Tabi buradaki insan özellikle kafir olan insanlar. Hadislerden anladığımıza göre kıyametin doğrudan dehşetini kafirler görecek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu şöyle bildiriyor. Kıyamete yakın artık yeryüzünde insanlar iyice bozulacak. Ehli iman, salih olan insanların sayısı iyice azalacak. Kıyamet kopmazdan önce Allahu Teala Yemen tarafından bir rüzgar gönderecek. Kalbinde zerre miktar imanı olanın ruhu kabzedilecek. Ve böylece yeryüzünde bir tek mümin bile kalmayacak. Ve insanların en şerirlileri, şerrül beriye, en şerirli olan varlıklar artık yeryüzünde onlar kalacak. Yeryüzündeki o anda yaşayanlar insanlık tarihinin yüz karası olan, tamamen artık küfür, tuğyan, isyan içerisinde olan, insanlığın şerefine layık olmayan bir şekilde yaşayan kimseler kalacak. Kıyametin doğrudan dehşetini bunlar görecek. İşte o zamanki o insanlar ve قال الانسان ما لها, ne oluyor bu arza? Dehşet ve şaşkınlık içinde böyle diyecekler. Çünkü onlar zannediyorlardı ki dünyada daimi kalacaklar veya dünyanın kendisi daimi kalacak, ama bu böyle değil. Onlar da fani, üzerinde yaşadıkları dünya da fani. Dolayısıyla ehli iman hürmetine şu anda hayat devam ediyor. Ehli iman kalmadığında artık hayat da bitecek ve böylece kıyamet dediğimiz büyük olay gerçekleşecek. Yevme izin tuhaddisu ahbaraha, o gün olduğunda dünya haberlerini insanlara söyler. Yani yeryüzünde neler olup bitti, dünya bunları tek tek haber verir. Bi'enne rabbeke evhâlehe, çünkü Rabbi ona vahyetmiştir. Vahiy Cenab-ı Hakk'ın bir nevi bilgilendirmesi, Cenab-ı Hakk'ın yönlendirmesi. Mesela Allahu Teala arıya vahyediyor, arıyı programlıyor. Peygamber'e vahyediyor, ona mesajlarını bildiriyor. Allahu Teala yeryüzüne de vahyettiğinde yeryüzü adeta bir dil olacak. Binler, milyarlar dil olacak. Nerede ne cereyan etti, bunları tek tek haber verecek. Bu muhasebeyle alakalı olsa gerek. Yani diğer alemde sure ikinci üfürülüşten sonra bütün insanlar mahşer meydanında toplandığında yeryüzü kendi üzerinde neler işlendiğini, ne gibi cürümler veya ne gibi iyilikler yapıldığını orada tek tek söyleyecek. Şu anda bizler kayıt ne demek, insanların yaptıkları nasıl kaydedilir, bunları eski zamanın insanlarına göre daha iyi anlıyoruz.
İşte gizli kameralar veya açıktan kameralar veya ses kayıt cihazları her tarafta var. Ve bunlarla neler olup bittiği kolaylıkla tespit edilebiliyor. İstanbul'un hemen her tarafında MOBESE kameraları var. Öyle ki internet üzerinden diyelim yol durumu, köprü durumu nasıl, insan internete girerek o andaki vaziyeti görebiliyor. Şu dünyada da olup biten her şey kayıt altında. Böyle olunca yeryüzü üzerinde neler işlendiğini, iyi ve kötüden neler işlendiğini tek tek haber verecek. Zaten her insanda hafıza kayıtları var. Yani bizim hafızamız kendi yaptıklarımızın bir şahididir. Sağımızda, solumuzda melekler var. Onlar yaptıklarımızın şahididir. O kefe billahi şehide, şahit olarak Allah yeter. Allah zaten neler yaptığımızı biliyor. Bir de yaşamış olduğumuz yeryüzü neler yaptığımızı biliyor, kaydediyor. Bunlar diğer alemde ortaya çıkacak. Yerin neresinde ne yapmışsak, gizli yerlerde de yapsak, karanlık köşelerde, kuytu köşelerde de yapsak, bunlar açığa çıkacak ve yeryüzü üzerinde olup bitenleri haber verecek. Bu hem hayır hem de şerle alakalı. Ayetin devamı zaten bunu ifade ediyor. Bir de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, yeryüzünün değişik yerlerinde kıldığımız namazların bize şahit olacağını söylüyor. Bundan dolayı bazı zatlar mesela camide namaz kılarken bile bütün namazları aynı yerde kılmaz, caminin değişik yerlerinde namazını eda eder. Ve bunun gerekçesi de şudur: kıldığım yerler diğer alemde bana şahitlik yapsın, şahitlerimi artırayım der. Ve bu gibi insanların değişik camilerde namaz kılması yine şahitlerini artırmak içindir. Ve yeryüzünün dağlarında, taşlarında, sahralarında, oralarında yine namaz kılması her taraftan şahitlerini artırmak içindir. Bu müsbet yönde bir şahitlik, ama herkes namaz kılmıyor. Herkes vaktini iyi değerlendirmiyor. Yeryüzünde çok günahlar da işleniyor. Melekler Hazreti Adem'in yaratılacağı kendilerine haber verildiğinde tabir yerinde ise bir çekincelerini ifade etmişlerdi. Ve Cenab-ı Hakk'a demişlerdi ki yeryüzünde ortalığı karıştıracak etecalu fîhe men yufsidu fîhe ve yesfiku dimâen ve orada haksız yere kan dökecek kimseleri mi yaratacaksın? Ve böyle oldu. Yani yeryüzünde fesada veren insanlar çıktı, insanlar içerisinden haksız yere kan dökenler çıktı. Doğru bu manada meleklerin hatırlarına gelen mana tahakkuk etti. Ama böyle olmakla beraber yeryüzünde peygamberler de çıktı. Yeryüzünde Allah'ın salih kulları çıktı. İyi işler yapan, salih ameller işleyen nice kimseler çıktı. Böyle olunca bunlar insanlık namına bir kazanım oldu. Kötüler, iyiler mücadelesinde hak galip geldi, iyiler galip geldi. Ama neticede bu bir şekilde bitecek. İşte kıyametle yeryüzündeki imtihana son verildi ve yeryüzü büyük bir sarsılışla sarsıldıktan sonra üzerindeki dağlar uçup her taraf dümdüz hale geldikten sonra artık kıyamet kopmuş oldu. Ardından sura ikinci bir üfürülüşle insanlar diğer alemde, mahşer meydanında Allah'ın huzurunda hesaplarıyla baş başa kaldılar, kalacaklar. يَوْمَ اِذِنْ يَسْتُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ O gün insanlar amellerinin karşılığını görmek üzere farklı farklı gruplar halinde kabirlerinden, bulundukları yerden çıkarlar. Burada insanların huzur-u ilahiye sevk edilişi ve eştaten, yani farklı farklı gruplar halinde gönderilmeleri nazara veriliyor. Farklı farklı olması, يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ O gün insanları önderleriyle çağırırız. Şu manada işte bir kısım insanlar peygambere tabi, işte falan peygamberin ümmeti, onlar onun sancağı altında toplanacaklar. Ama o peygamberin karşı cephesinde yer alanlar var, onlar da kendi önderleriyle çağrılacak ve böylece insanlar mahşer meydanına önderlerinin eşliğinde sevk edilecek. Tabi bu sevk esnasında görevli melekler var. Görevli melekler
zaptu rapt altına alıyorlar ve insanları o şekilde sevk ediyorlar. Ehli iman mükafat için sevk ediliyor. Ehli küfür ise mahkumların mahkemeye götürülmesi tarzında kayıtlı kelepçeli bir şekilde o kafir insanları sevk ediyorlar. Ve böylece bütün insanlar kendi durumlarına, amellerinin, inançlarının durumuna göre mahşer meydanına sevk ediliyor. Peki orada ne olacak? Femen yamel miskale zerratin hayran yara. Artık kim zerre miktar bir hayır işlemişse bunun karşılığını görecek. Ve men yamel miskale zerratin şerran yara. Kim de zerre miktar bir şer işlemişse o da onun karşılığını görecek. Bu Kur'an-ı Kerim'in gerçekten bildirdiği en mühim hakikatlerden birisi. Kimsenin yaptığı karşılıksız kalmayacak. Ve herkes iyilik veya kötülük olarak, hayır veya şer olarak ne yapmışsa yaptığının karşılığını orada görecek. Fatiha suresinde Yevmiddin ifadesi geçiyor. Maliki Yevmiddin, din gününün maliki. Yevmiddin, Yevmül Ceza. İnsanların yaptıkları amellerin karşılığını göreceği gün gelecek. Ve biz şu anda dünya hayatını yaşıyoruz ama bunun ahiret alemi var. Kur'an-ı Kerim bununla alakalı "Vel tenzur nefsüm mâ gaddemet ligat" buyuruyor. Her bir nefis yarın için ne hazırladığına baksın. Burada yarın için denilmesi gayet rahat bir şekilde anlaşılıyor ki ahiret. Yani herkes ahiret için ne hazırladığına baksın. Buradan hareketle deniliyor ki günler ikidir. Bir, dünya günleri. İki, ahiret günleri. Dolayısıyla ahiret yarın oluyor. Ahiretten bu tarafa baktığımızda ise dünya günleri dün olarak görülecek. Demek ki diğer aleme gidildiğinde dünyadaki ortalama 60-70 yıllık bir ömür bir gün gibi gelecek ve insanlar ona göre orada bu hesapla baş başa kalacaklar. Ve ayet çok genel bir ifadeyle söylüyor. Zerre miktar hayır işlese karşılığını görecek, zerre miktar şer işlese karşılığını görecek. İmanda mertebeler var, küfürde mertebeler var. İtaatte mertebeler var, isyanda mertebeler var. Herkesin ona göre dereceleri olacak. Kimseye zulmedilmeyecek. La zulmel yevm. Artık o gün zulüm yok. Ve hem Allah yolunda gidenler yaptıklarının karşılığını alacak, hem de isyan edenler yaptıklarının cezasını çekecek. Cenab-ı Hak bizleri lütfuyla cennetine, cemaline mazhar olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.